Şimdiki konuğum Akademik Hospital Beslenme ve Diyetik Uzmanı Sayın Sabiha Keskin. Sabiha Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim. Bugün Sabiha Hanım'la erişkinlerde beslenme ve sindirim hastalıklarını konuşacağız. Hocam günümüzde sindirim hastalıkları çok sık görülüyor. Yani sindirim sistemi çok büyük ve çeşitli organları kapsadığı için birçok alanda hasarlar olduğu zaman beslenmemiz de tabii olumsuz bir şekilde etkiliyor. Tabii bu bizim birinci derece diş hekim olarak beni ilgilendiriyor. Çünkü ağızda başlayan bir sindirim bütün çürükler, diş eti problemleriyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Ama özellikle sağlıklı beslenme erişkinlerde neden önemli hocam? Baştan buradan başlayalım. Çocuklarda geçen programda konuşmuştuk ama sağlıksız beslenme hangi hastalıklara yol açabiliyor? Bunu bir konuşalım. Beslenme en temel ihtiyacımız ve bu da yanlış olduğunda birçok sağlık problemini beraberinde getiriyor. Öncelikle hani sindirim sisteminden bahsedeceğimiz için bugün özellikle hazımsızlık gibi işte mide problemleri, reflü gibi, onun dışında işte midede ülser, gastrit gibi sağlık problemleri neden Çok oluyor. sık var Tabii bu. başta ağız diş sağlığı ama o sizin konunuz olduğu için ağızda yaralar, diş problemleri olabiliyor. Öyle problemler olduğunda da daha yumuşak, daha asit az olan yiyecekleri tercih etmesini öneriyoruz. Tabii onun dışında kabızlık önemli sağlık problemlerinden bir tanesi. Sindirim sistemi deyince ishal ama kabızlık daha çok gördüğümüz sağlık problemi. Sindirim sistemine bağlı. Tabii sindirim sistemi deyince bir karaciğer de giriyor. Tabii. Karaciğer, pankreas, safra Pankreas, kesesi hepsi. gibi organların da sindirimle ilgili şeyleri sorunları olabiliyor. Özellikle karaciğer yağlanması hani beslenmeye bağlı dersek hani bir sarılık daha çok mikrobik olabiliyor. Özellikle karaciğer yağlanması hani obeziteyle birlikte eşlik ettiğinde işte bu Büyük şey sorun haline gelebiliyor. bu dereceler arttıkça tabii siroza kadar, karaciğer kanserlerine kadar yol açabiliyor. Safra kesesinde taşlar ya da iltihap olabiliyor. Safra kesesi ve kanalında buna Kanalında bağlı. Hani yanlış tıkanmalarda. beslenmeye bağlı. Tabii hep söylediğimiz gibi bu hastalıklarda mutlaka genetik faktörler de çok önemli ama biz bunu beslenmeyle daha iyi düzenleyip daha hani yaşam kalitemizi, yaşam süremizi daha iyi hale getirebiliriz. Ama sanki hocam biz yanlış gıdalar tüketerek de kendimize zarar verebiliyoruz. Mesela midemiz hassas olduğu zaman onun hassasiyetini arttıracak yanlış tüketim olduğu zaman da ya da kabızlık olduğu zaman diyelim ki o zaman kabızlığı arttıracak tekrardan bir beslenme devam edersek ya da ishal durumunda biraz önce bahsettiniz. Bu yüzden bu da bilinçli bir beslenme çok önemli. Bilinçli beslenme çok önemli. Peki sağlıklı beslenme alışkanlığını kazanmak için ne yapmalıyız? Çok bilinçli bir şekilde bu olaya yaklaşmamız gerekiyor ama tabii aileden de çocuğa da bu geçtiği için bir diyetisyenden bir destek almak gerekiyor mu? Yoksa temel kurallar nelerdir sağlıklı beslenmede? Yani bir destek, bir yardım aldıklarında eğer kendi başlarına yapamıyorlarsa bu konuda olumlu şeyler yol alacaklardır. O yüzden beslenmenin iyi düzenlenmesi gerekiyor. Bunu da kolaylaştırmak gerekiyor. Hani böyle farklı yiyecekler, farklı şeyler değil de hepimizin mutfağında olan basitleştirdiğimizde bu iş daha kolay ve sürdürülebilir hale geliyor. Sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı olarak benimsediğimizde özellikle hani bir karaciğer yağlanması dedik önemli sağlık problemlerinde ılımlı kilo verdiğimizde yağlanma zaten azalarak hani risk şeyleri de azalacaktır. Yine reflü bunlardan bir tanesi özellikle Çok yaygın hocam reflü son çok yaygın, zamanlarda. çok yaygın. Maalesef işte en büyük nedeni aslında uzun açlık ve hızla birden çok yemek yeme neden O da olabiliyor. günümüzde çok yaygın ama şimdi. Evet, Biz de evet. şimdi sedanter yaşamdan dolayı bahsetmiştik. Yani sabah çıkıyorsunuz, bütün gün çalışarak akşam nasıl olsa bir şey yemedim deyip onu bir ödül olarak görüyoruz ama bu da yanlış bir Evet, şey. evet, evet. Özellikle reflünün en büyük nedeni gece geç saatlerde yemek yemek. Yine çay kahve tüketiminin çok fazla olması, sigara, alkol tüketimi bunlar hep reflü şikayetlerimizi daha artırıyor. Bunu bir şekilde kolaylaştırmak, hani daha geç saate yemek değil de yanımıza bir şeyler alarak, ayarlayarak eğer geç saatte yemek yemek zorunda kalıyorsak, belki işte akşamüstü bir sandviç yemek ya da böyle küçük bir ara öğün yapmak o kadar uzun süre aç kalıp birdenbire çok fazla yemek yemeye saldırmamızı önleyebilir. Hani onun için doğru ara öğünler, doğru menü planlama, doğru besin seçimi bu problemlerin çözümünde
oldukça önemli. Sindirim problemlerinde en büyük problem aslında çok hızlı yemek yemek. Büyük lokmalar evet. halinde. Bu hem mide problemlerini artırıyor hem reflü şikayetlerini artırıyor. O yüzden çok yavaş ve iyi çiğneyerek. Bu yüzden de sağlıklı dişlere sahip olmamız gerekiyor hocam. Aynen çiğne. Mesela ağızda başlıyor. Tabii tabii ama diş sağlığı da çok önemli. Özellikle sizin konunuz düzenli aralıklarla diş kontrolleri, ağız diş sağlığı temizliğinin çok önemli olduğunda aslında bu tüm sistemimize olumlu etkileri olacaktır. Yavaş ve iyi çiğnemek, sindirim problemlerini rahatlatacağı için yemeğe odaklanmak en büyük şey bu aslında. Hani ekran karşısında yemek evet. yememek. O zaman ya da fark telefonla etmiyor. Yemek yemek. Telefon, tablet, ekran dediğim hepsini kastediyorum. Televizyon, tablet, telefon gibi. Fark etmeden yemek yediğimizde hem çok hızlı hem de çok fazla Kontrolsüz miktarda oluyor. yiyebiliyoruz. En başında farkında beslenmek. Onun dışında daha böyle iyi hazırlanmış, kızartılmış, kavrulmuş, hani böyle çok yağlı besinler değil de biraz daha yağ oranı düşük ve uygun pişirme yöntemleriyle, işte fırında, ızgara, haşlama, buğulama yöntemiyle Gibi. yaptığımız yemekler mideyi daha rahatlatacaktır, sindirimimizi daha rahatlatacaktır. Çok asitli içecekler, özellikle yemekle birlikte çok sıvı tüketimi, Çok özellikle... uygun değil mi hocam Değil, yemek değil. yerken Yemekle sıvı birlikte tüketmek? çok sıvı tüketmek. Hani bir bardak içebiliriz yardımcı olsun diye ama yutmamızda ama çok fazla sıvı tükettiğimizde o da sindirimin daha zorlaşmasına neden olabiliyor. Öyle asitli içecekler, Özellikle onlar asitli daha da içecekler, işi. alkollü içecekler bunlar beslenmemizde yer almaması Hocam gereken. toplumumuzda mide sıkıntıları, biraz önce reflüden bahsettik ama yani mide şikayeti olan çok insanlar. Yani bunların en başta gelen şikayetler ülser ve gastrit. Tabii bu yemekten dolayı kaynaklanan bir durum olabiliyor mu? Ya da bu durumdaki olan kişiler nasıl beslenmeli? İkisini de Şimdi sormak istiyorum. mide ülserlerinde tabii Helicobacter pylori dediğimiz bir bakteri de neden olabiliyor. Bunu dışarıdan yiyeceklerle alıyoruz. Hani hijyen koşullarda tüketilmeyen yiyeceklerle Evet. birlikte. Tabii bazı besinler de bu şikayetleri artırıyor. Özellikle sigara, alkol tüketimi gibi, çok asitli besinler gibi, özellikle işte asitli içecekler gibi. Bunlar hepsi boş enerji kaynağı olduğu için kilo artışına neden olabiliyor. Ve kilo ile birlikte reflüyü daha çok görüyoruz hani. O nedenle sağlıklı besinleri seçmeleri oldukça önemli bir konuda. Onun dışında yine hani kabızlık, ishal dersek pusayı tüketmemek, hani sindirimi Evet, kolaylaştırmamız pasal yemeklerin önemi açısından. çok önemli. Evet, o yüzden mutlaka sebze, salata, meyveye yer vermek. Bazen hani ülser hastalarında çok çiğ besinleri önermezler. Aslında doğru miktarda, doğru besin seçildiğinde aslında çiğ besinler de ölçülü miktarda Tüketebiliyorlar. yiyebilir. Hatta mide problemlerinde biraz beslenme kişiseldir. Biz hiçbir zaman diyetten çok biraz kendi kendinize deneyin. Bir yiyecek mesela bazı hastada çok iyi gelirken, örneğin süt diyelim. Bir hastayı çok rahatlatıp hani şikayetlerini azaltırken bir hastada da tam tersi çok ağrı, gaz, Oluyor. şişkinlik şikayetlerini artırabilir. O yüzden biraz bireyseldir mide Doğru. ve bağırsak sistemindeki problemlerde. Bir de son zamanlarda hocam bir intoleranslar başladı şimdi. Gıda intoleransları başladı. Yani bu buğday olabiliyor ya da süt ürünlerinde olabiliyor. Tabii burada da bu intolerans durumlarında da bu da bir aslında bir sindirim rahatsızlığına sebep olabiliyor mu? Tabii Ya da yani bir farklı boyutu da var mı? süt içinde bulunan laktozdan dolayı biraz gaz şişkinlik yapabiliyor. Bizim ülkemizde de yaygın görülüyor laktoz intoleransı ama bu herkeste böyle olacak gibi değil. Hani bir böyle bir moda akım da var. Evet, bu Glutene da var. karşı, Glutene süte karşı karşı doğru. böyle hep tüketmeyin gibi bir pazar, bir piyasa bu sonuçta. Bunu destekleyen kişiler olabiliyor. O yüzden biraz bireysel, hani herkes çölyak olacak diye değil, bunun mutlaka tanımlanması gerekiyor. Hani bir testlerle bir doktor tarafından Teşhis teşhisinin konması olması gerekiyor. gerekiyor. Aynı şekilde laktoz intoleransı da böyle ya da gıda duyarlılığı olabiliyor kişilerde gerçekten ama bunu mutlaka test edilip hangi gıdalara duyarlılığı var. Bunları belirli zaman aralığında kısıtlayarak ama sonra yavaş yavaş beslenmelerini ekleyerek aslında sağlıklı beslenmeye devam edebiliyor. Ama hiç böyle bir test yapmadan, hiç böyle bir tanık olmadan direkt Ama böyle... internette öyle yazıyor hocam, öyle diyorlar. Evet işte ama yanlış yani belki biz gluteni çok tüketiyoruz. Hani poğaça, börek hani bu tarz şeyler çok hayatımızda oldu. Ya da birçok yiyeceğin içine kıvam verici hani glutenin de kullanıldığı şeyler var sanayide. O yüzden çok tükettiğimiz için bu kadar hani buna karşı bir intolerans daha sıklıkla görüyoruz.
Gluteni kısıtladıklarında kilo verdiklerini söylüyor kişiler. Ama sonuçta aslında bir enerji düşürüyorsunuz. Belli kayboluyor. bir yiyeceği kısıtladığınızda hayatınızdan doğal olarak bir enerji kısıtlamasına bağlı olarak kilo verme gerçekleşiyor. Kişiler de bunu, aa, gluten bana dokunuyordu, bak onu kestim, hemen kilo verdim Zaten gibi algılayabiliyorlar. doğru. Bir de hocam, bu bağlamda su tüketimi hakkında ya da suyun faydaları nelerdir bu sindirim Çok rahatsızlıklarında? önemli aslında. Özellikle hani kabızlık problemlerinde ya da tüm genel sağlık için mutlaka su içmemiz gerekiyor. Vücudumuzun dörtte üçü su biliyorsunuz, ya da yarısından fazlası diyelim. O yüzden suya ne kadar ihtiyacımız olduğunu düşünün. Tüm metabolik faaliyetler su içinde gerçekleşiyor. O yüzden suya ihtiyacımız büyük. Hani ne kadar diye düşünürsek kilo başına 35 mililitre. Yani yaklaşık bir 70 kiloluk bir bireyin yaklaşık 2400-2500 cc kadar sıvı alması gerekiyor. Ama bunun hepsi tabii ki su değil de diğer içeceklerle de, Dahil. ya da işte bir çorbada bile, sonuçta bir sulandırdığımız için su miktarı olacaktır. Yaklaşık 1,5-2 litre kadar bir su tüketimi, o her zaman önerdiğimiz bir su tüketimini Tavsiye öneriyoruz. ediyorsunuz yani. Şöyle bir soru sormak istiyorum Sabiha Hocam. Özellikle biz sindirim rahatsızlığı dediğimiz zaman bazı kısıtlamalara ya da bazı dikkat et değiştirmemiz gereken bazı alışkanlıklarımız var ama bazı bireylerde de bir kilo alma ihtiyacı var. Sindirim rahatsızlığı olan kişilerin kilo alma durumlarında buradaki beslenmeleri nasıl olmalı? Zayıf olan Zayıf kişilerin, değil olan mi? kişiler, Tabii, evet, bazen anoreksik öyle de kişilerde de evet, bu da olabiliyor. olabiliyor. Yani illa hep şişmanlarda görülmüyor bu. Mide problemi, hatta bazen işte o şikayetlerini artırdığı için besin alımını da Alıyor mu? kısıtlıyor Evet. insanlar. Bu sefer zayıflama görülüyor. Hatta aşırı zayıflıyor. Tabii aşırı zayıflık da önerdiğimiz bir şey değil. Nasıl şişmanlığı bir sağlık problemi Kusurlar olarak bırakıyor. görüyorsak, aslında zayıflık da birçok besin ögelerinde eksiklikler olabiliyor. Eksik beslenmeye bağlı, işte anemi bunlardan bir tanesi, Başta geliyor. kansızlık gibi, kemik eklem sorunları gibi, vitamin eksiklikleri gibi. O yüzden bu da önemli. Hatta vücuttaki yağ dağılımı da önemli. Belli Evet. miktarda mutlaka vücutta yağ dağılımı olması gerekiyor. İşte erkekler için 15-20 diyoruz ama kadınlar için 20-25 arası aslında sağlıklı bir yağ İdeal. dağılımıdır ve gereklidir hormonların üretilmesi için. Bunun çok eksikliği de işte üşüme gibi, sık hastalanma gibi, hani bağışıklık Enerji sistemlerini düşer. zorlama gibi, enerji düşüklüğü gibi sorunlar getirebiliyor. Zayıflık ve beslenme eksikliğinin olması. Bu kişilerde biraz daha mide kapasiteleri küçük olduğu için biraz daha az miktarda, daha yoğun kalori gibi, ama tabii mideyi yormayacak, zorlamayacak. O yüzden tamamen bireye özgü, hani onunla konuşarak birlikte planladığımız bir beslenme olmalı. Bu kişiler genelde hep besin alımını azaltıp geceye daha çok yemeye başlıyorlar. Evet. O yüzden iş yerine ne götürebilirler ya da orada ne buluyorlar yemek olarak, onları nasıl sağlıklı şekilde tercih edebilirler, o konuda önerilerimiz oluyor. Hem mideyi yormayacak, hazmı kolay, hani pişmiş gıdalar, uygun koşullarda pişmiş, hani kızartma, kavurma yapılmadan pişmiş yiyecekler. Yumuşak yiyecekleri önermelerini ve biraz enerji artırımını. Enerji artırmada da en çok yağdan yararlanıyoruz. 1 gram yağ 9 kalori, 1 gram karbonhidrat ve protein 4 kalori. O yüzden enerjiyi Ya artırmada ya sıvı yağ bir diyet. miktar ekleyebilirler. Hani bir salataya eklenebilir ya da bir çorbaya, sabah yediğimiz kahvaltıya. Tahin pekmez iyidir burada, hani kilo almak için, sağlıklı kilo almada. Sağlıklı yağlar özellikle yeterli miktarda alındığında aslında sağlığımıza çok büyük katkıları var. Biraz tahıl grubunu artırmalarını Evet. söylüyoruz. Yine fındık, badem, ceviz gibi yağlı tohumlar hem enerji değeri yüksek olduğu için Yani her bunlara da şeyde yer miktar verebilirler. önemli hocam ve onu yönetmek. Evet, Onu özetleyebiliriz. aynen. Bir de sağlıklı kilodan bahsetmişken, sağlıklı kilonun almanın bir sayısal bir değeri var mı? Mesela bir ayda şu kadar kilo almak ya da onun üzerine kilo almak zararlı ya da faydalı gibi bir rakam konuşabilir miyiz? Evet, söyleyebiliriz. Sağlıklı kilo almada ayda en fazla, hani nasıl vermedi, en fazla 3-4 kilo 3-4 kilo diyorsak ise ya da 2 ile 4 kilo. Kilo alma daha zordur zaten, inanın. kesinlikle. Yani kilo alma daha zordur. O yüzden 2 kilo alıyorsa ayda gayet iyi bir Gayet iyi. değerdir bu. Yani 2-4 kilo alıyorsa hele çok iyidir. Önce belki hızla kilo alırlar, hücreler aç ve hani bir enerji eksikliği olduğu için, ama sonrasında bu biraz daha yavaşlayabilir. Kilo verme de öyle hocam. Başlangıçta çok Aynen, çok veriyorsunuz. hızlı Sonra verirsiniz. tekrardan Daha sonra azalıyor. yavaşlar. Çok büyük
bir sorun olarak hocam toplumumuzda şeker rahatsızlığı yani diyabet çok yaygındır. Evet. Diyabet de bir önemli bir toplumsal bir konu. Diyabet hastalarının da beslenmesi de tabii büyük bir önem taşıyor bu konuda. Diyabet hastası olan bir kişinin beslenmesini nasıl düzenlemeli ki? Çünkü odaki değerler çok değişiyor. Şeker hastalığında çok değişik şekilleri var. Bazen onu da biliyorsunuz gerektiği zaman çok yemek tüketmek de gerekebiliyor. Bazen de hiç tüketmemek gerekebiliyor. Buradaki diyet kontrolü nasıl olmalı? Yani diyabette beslenme çok önemli. Tedavi ayaklarından bir tanesi. Yani ilaç tedavisi, egzersiz ve mutlaka beslenmenin de iyi düzenlenmesi. Birçok oluşabilecek komplikasyonları, yani iyi bir kan şekeri profili sağladıkları zaman bu diyabetli bireyler aslında yaşam kalitelerini artırıyorlar ve olabilecek bütün komplikasyonları öteleyebiliyorlar. O yüzden biz tamamen bu kişilerin sağlıklı beslenmesini istiyoruz. Öncelikle öğün düzeni, aldıkları ilaçlara ve insüline göre mutlaka öğünlerini iyi düzenlenmesi gerekiyor. Onun dışında yine sağlıklı beslenme, her besin grubundan ihtiyacı kadar tüketmeleri. Yine özellikle sağlıklı karbonhidratlar, özellikle kan şekerini etkileyen karbonhidratlar biliyorsunuz. Orada tabii basit şekerler değil, hani şeker, reçel, pekmez, marmelat gibi ya da pasta, börek, çörek gibi hani hızlı, daha glisemik indeksi yüksek, kan şekerini hızlı yükselten besinler değil. Biraz daha sebze ve meyveler, tam tahıllar, kuru baklagiller gibi ya da süt, yoğurt gibi hani onlarda da laktoz dediğimiz şeker var. Bu şekerler biraz daha kompleks yapıya sahip olduğu için sindirime uğramaları, midede de uzun süre kaldıkları için, kan şekerini daha irregüle ettiği için biz diyabetli bireylerde sağlıklı karbonhidrat tüketimini öneriyoruz. Sebze ve meyve tüketmeleri, süt yoğurda mutlaka yer vermeleri, tüm besin gruplarından ihtiyaçları kadar almalarını, özellikle de mutlaka bir fiziksel aktiviteyle ılımlı kiloluysa kilo kaybı, ama mutlaka uygun kiloda uzun süre kalmak kan şekeri değerleri açısından oldukça önemli diye düşünüyorum. Bir de onların böyle bir pikleri var hocam, mesela çikolata piki, o zaman da onun yerine başka bir meyve. Evet, meyve, bir meyve kuru yemiş bir gibi, meyveli yoğurt gibi hani sağlıklı atıştırmalarla belki hani o kan şekeri düşüklüğünü önlemek, hani o şekere olan ihtiyacı azaltmak açısından doğru arayın, doğru besin seçimi uygun olacaktır. Tabii ki zaman zaman tatlı yeme ihtiyacı duyacaktır bu kişiler. O zaman da belki hani uygun koşullarda üretilmiş ve sağlıklı bir hani tatlıyı miktarıyla yediğinde ölçülü yiyebilirler. Yani her şeyin başı hocam kontrol. Kısıtlamıyoruz aslında. Diyabetli bireylerde de enerjinin %5'i şekerden gelebilir diyoruz. Ama bu her gün hani bu çok büyük miktarda yani değil. Bakın %5'i gibi yaklaşık 2000 kalorilik bir diyet için örnek verirsek 100 kalori. Yani 100 kalori de 25 gram şeker, 5 küp şeker diyebiliriz ya da bir küçük sütlü tatlı sütlü diyebiliriz. Sütlü tatlı da olabiliyor. Hani zaman zaman bunlar yer verilebilir. Ölçülü miktarda tüketmek koşuluyla. Uzman doktor Sayın Sabiha Keskin'e çok teşekkür ederim programa katılımdan dolayı. Çok değerli bilgiler paylaştınız hocam. İyi ki geldiniz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz çok. Ben teşekkür ederim. Bugün de geldik programımızın sonuna. Bir sonraki programda yine konuların uzman doktorlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Sağlıklı kalın, mutlu kalın.